Ben dükkandaydım. Dükkana bakıyordum. Ablam çocuklarla denize gitti. Onları gezdirmek için. İçeride otururken bir arabanın buraya geldiğini gördüm. Araba bizim arabaya benziyordu. Sonradan takılardan dolayı göremedim. Tam şurada takılar vardı. Göremedim. Çıktım baktım plaka farklı bir plakaydı. İçinde de şoför koltuğunda da başka bir beyefendi oturuyordu. Bilmiyorum. Yaşı da büyüktü. Ondan sonrasında işte buraya araç çekmek yasak, çeker misiniz falan dedim. Birinin bineceğini, hemen çıkacaklarını söylediler. Ben de tamam dedim, fazla muhatap olmak istemedim. Karşıdaki kafeye gidip bir çay aldım. Orada teyzeyle biraz sohbet ettik. Döndüm. İçeri tekrar sigaramı almak için girdim. Çıktım. Telefonumu aldım. Tam ablamları arayacaktım. Çocuklar nerede diye bir ses duydum. Tam böyleyken kafamı kaldırdım. Eşim karşımda. Öyle olunca da hiçbir şey yapamadım. Telefonu bırak çabuk elinden dedi. Ben hemen kadese bastım. Kadese basınca da herhalde o anda bir şeyler yaptığımı anladı telefonla. Elinde büyük tüfek, tabi şey, pompalı gibi bir şey vardı zaten. Onu çıkarttı. Ben ona doğru dönükken bir el ateş etti. Sonra ben zıplayıp çırpınmaya çalıştım. O zaman da işte döndüm, tuvaletlere doğru koştum. Yan döndüğümde bir el daha ateş etti. Bacaklarımda bir yanma hissettim zaten. İçeri girince de baktığım ilk şey bacaklarım da acaba yerinde duruyorlar mı diye baktım. Sonra girdiğime de pişman oldum içeriye. Keşke dedim hani girmeseydim, buraya girerse beni öldüreceğini biliyordum çünkü. Allah'tan kaçmış. Dedi. Bir şey derken hiçbir şey dediğini duymadım. Yani dediyse de ben duymadım. O İlk ses duymadım. geldiğinde falan sadece telefon mu dedi? Başka bir şey, herhangi bir şey dedi. Çocuklar nerede dedi. Ben hiçbir şey söylemedim. Direkt telefona ilgilenince bırak o telefonu elinden dedi. Ağzından duyduğum son şey de oydu zaten. Kendi sürekli beni aldatıyordu bununla alakalı. Delillerim de vardı ama burnumu kırdığı gün benim telefonumu elimden aldı. Elimden aldığı için de delillerin hiçbirini kullanamadım. İlla ki insan yaşadığını en iyi kendisi bilir. Ben de biliyordum çünkü sürekli tehdit ediyordum. Öldüreceğim. Hatta attığı mesajlar vardı. Hepsini polis karakolunda verdim kayıtları. Seni öldürmezsem, seni vurmazsam çocuğum ölsün diyordu. Söylüyordu yani. Söylediği şeyden dolayı da korkuyordum o yüzden. Biliyordum. O yüzden sesimi duyurabilmek istedim, olabilecekleri önlemek istedim. 7 yıllık evliyim. 7 yıldır ufak tefek darbelerle başlayan ve bu sürekli artan bir şiddete maruz kalıyorum eşim tarafından. En son 19 Mayıs 2024 tarihinde eşim tarafından yine darp edildim. Çocuklarımla birlikte parkta olduğum için, çocuklarımı parka götürdüğüm için. Burnum kırıldı. Hastane kayıtları ve polis kayıtları mevcut. Ailem de beni de sürekli tehdit ediyor. Hala ediyor. Arife gününden bir gün önce kadın sığınma evine gittim. Sığınma evinde kalıyorum. Ailem eşim tarafından hala tehditlere uğruyor. Mahallenin kahvehanesine silahlarla baskın verdi. Anneannemin evinin kapısının camını kırdı. Ailemin oturduğu binanın camlarını kırdı. Beni sürekli sosyal medya hesaplarıma, fake hesaplardan tehdit mesajları atıyor. Beni öldüreceğini söylüyor. Ben cinayete maruz kalan kadın cinayetlerinden biri olarak haberlerde yayınlanmak istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum. Benim 2 tane çocuğum var. Çocuklarım benimle birlikteler. Ben ölümü hak edecek hiçbir şey yapmadım. 7 yıldır şiddetine, aldatmalarına maruz kalıyorum. 7 yıldır evde hapis hayatı yaşıyorum. Sürekli şu anda beni öldüreceğini söylüyor. Ben kaçmak zorundayım. Ben saklanmak zorundayım. Ben kendimi de çocuklarımı da korumak zorundayım. Ama ben bir kadınım. İşim yok, gücüm yok, ailemden başka bir dayanağım yok. Yanlarına gidemiyorum.
lütfen sesimi duyun. Lütfen adalet uygulansın. Thank you.